İki noktası bilinen bir doğrunun denklemini bulalım. Örneğimiz şu şekilde. A 1'e 2 ve B 3'e 4 noktalarından geçen doğrunun kartezyen diğer adıyla kapalı denklemini bulunuz. İki noktası bilinen doğrunun eğimini bilirsek doğru denklemini bulmuş oluruz. Yöntemimiz şu şekilde. Eğim formülü önce yazıyorum. Eğim eşittir y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eğim formülünü yazdıktan sonra bir kere daha eğim formülünü yazınca bu da doğru denklem formülü oluyor. Bu sefer indisi 2 olanları görmüyoruz. Y2'nin ikisi silindi y1 bölü x2'nin ikisi silindi eksi x1. Bu da doğru denklem formülü. İki noktası bilinen bir ifadenin hemen eğimini bulalım. Eğim eşittir y2 eksi y1. Yani önce y'leri birbirinden çıkaracağım. 4'ten 2 çıkarıyorum. Bölü 3'ten de 1'i çıkarıyorum. 3'ten de 1'i. Buradan 2 bölü 2'den çok şanslıyız. Eğimimiz küsuratlı bir şey çıkmadı. 1. Eğim belli, nokta belli. Hemen doğru denklemini bulalım. Ben A noktası için yapacağım. Yani burada y1 gördüğüm yere 2, x1 gördüğüm yere 1 yazacağım. Keyfidir bu. Siz 3'e 4'te alabilirsiniz. X yerine 3, y yerine 4'te alabilirsiniz. Ben ilkini alıyorum. Eğim 1 çıkmıştı. 1 eşittir. Y eksi y birim 2 bölü x eksi x birim 1. İçler dışlar çarpımından x eksi 1 eşittir. Y eksi 2. Hepsini bir tarafta toplamaya çalışayım. O zaman ne oldu? 0 eşittir. Y eksi x eksi 1. Denklemin bir tarafı 0 ise ben buna kapalı denklem diyeceğim. Çünkü 0 üzerinde işlem yapamayız. 0 kapalıdır. Yani kapatmıştır. Dolayısıyla iki nokta biliniyorsa ben önce eğim formülünden eğimi bulacağım. Ardından doğru denklem formülüne yerine yazacağım ve doğrunun denklemini bulacağım. Şimdi bir bonus bilgiden bahsetmek istiyorum. Bonus sorumuz şu şekilde. A x1 y1 ve B x2 y2 noktalarından geçen doğrunun determinant formunda yazılabileceğini gösteriniz. Yani aslında determinant formundan da ben doğru denklemini verebiliyormuşum. Bunun böyle olduğunu gösteriniz. Şimdi bir detay bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Genelde noktalarından geçen ya da üzerinde ya da doğrusal bu kelimeleri gördüğümüz zaman bu noktaların denklemin kökü olabileceğini hatırlayalım. Determinantı hatırlamayanlar vardır diye onları düşünerekten şurada ufak bir determinant bilgisi vermek istiyorum. Örnek üzerinde anlatacağım. Çok seri olmaya çalışacağım. 2, 3, 0'a 4. Determinantını hesaplayalım. Çaprazlama çarpılır. 2 ile 4'ün çarpımı 8. 3 ile 0'ın çarpımı 0. Sağ eksi sol yapılır. 8 eksi 0'dan bu determinantın sonucu 8 çıktı. Bu determinant 2 tane satır, 2 tane sütundan oluşan karesel bir determinant. Örneği bir tık daha büyütelim. Bu determinantın sonucunu istiyoruz. Bu determinant şöyle hesap. Artı eksi artı yazılır önce. O zaman ilk ile başlıyorum. Artı 2 parantezinde satır ve sütunu siliyorum. Kalanları aynen yazıyorum. 1, 3, 3, 4. Eksi 1 çarpı eksi 1'in olduğu satır ve sütunu siliyorum. 0, 3, 2, 4. Son olarak artı 0. Sıfırla bir şeyin çarpımı bir önemi yok. Dolayısıyla buraya yazmasam da olur. Eşittir 2 çarpı 1'e 3, 3'e 4. Eksi 1 tane 0, 3, 2, 4. Ufak olan determinantları çözelim. 1 kere 4, 4. 3 kere 3, 9. 0, 6 çarpımlarını yazdım. Eşittir 2 parantezinde. Sağ eksi sol yapacağım. 4 eksi 9. Şuradan gelen bir eksi var. Sağ eksi sol yapıyorum. Bu eksi 4 gibi bir sonuç çıktı. Umarım işlem hatası yapmıyorumdur. Yani determinant bu şekilde hesaplanır. Ve satır ve sütunu birbirinden şu an farklı bir determinant yazdım ama iki satırı birbirinin aynısı olan bir determinant da yazalım. Çünkü birazdan anlatacağım şey bununla alakalı. Hemen demin yaptığım yöntemin aynısı artı eksi artı diyoruz. Artı bildim. 0, 4, 1, 2. Bunu çözelim. Burası 12, burası 10. 12'den 10 çıktı. 2. Burayı çözelim. 0, burası 5. 0, eksi 5, eksi 5. Eksi 5, eksi 2 ile çarpıldı. Artı 10. Şimdi burası 0, burası 4 çıkmıştı. 0, eksi 4'ten eksi 4. Eksi 4, 3 ile çarpıldı. Eksi 12. Artı 12 ile eksi 12 birbirini götürdü. 0 oldu. Yani iki satırı aynı olan determinantların sonucu 0'dır. O halde dönelim ve teorik bilgimizin ispatını yapmaya çalışalım. Yani bonus soru olarak verdiğimiz şeyin ispatını yapmaya çalışalım. Tekrardan bonus soruya döndük. Bu iki noktanın bu
denklemi sağladığını göstermek istiyoruz ve sonucunda bir doğru denklemi çıktığını görmek istiyoruz. Üzerinde kelimesinde bahsetmiştik. Dolayısıyla üzerinde ise x, y gördüğüm yere x1, y1, tekrardan x, y gördüğüm yere x2, y2 yazdığım zaman bunun sağlandığını bilmem gerekiyor. Bunları tek tek görelim ve sonra da sonucu inceleyelim. Tekrardan birer satırlar birbirinin aynısı olduğu için bu determinantın sonucu sıfırdır. O halde determinantımızı çözelim. Yani x, y 1, x1, y 1, 1, x2, y 2 bir determinantımızı çözelim ve sonucun sıfıra eşit olduğunu bilelim. Yani bunun böyle olduğunu sağlandığını gösterelim. Gerçekten sonucun sıfır olduğunu bir önceki sayfada yani şurada gösterdik. Satırlar birbirinin aynısı olduğu için sonuçlar her zaman sıfır çıkıyor. Artı, eksi, artı diyerekten üçüncünün olduğu satır ve sütunu siliyorum. X1, Y1, X2, Y2. O halde bu determinantı çözmeye başlayabiliriz. Şöyle yapalım. 0 eşittir. X parantezinde Y1 kere 1, Y1. 1 kere Y2, Y2. Sağ eksi sol. Yani Y1 eksi Y2 yaptım. Eksi Y parantezinde şuranın çarpımı X1, şuranın çarpımı X2. X1 eksi X2 yaptım. Artı şuranın çarpımı x1 çarpı y2 eksi y1 çarpı x2. Bakalım bunu başka nasıl düzenleyebiliriz? Dağıtalım parantez içlerine x, y, 1. Baya bir uzun bir denklem çıktı. İşte bu denkleme de doğrunun denklemi diyebiliriz. Ama biz bilgiyi hemen kabullenmiyoruz. Bunun gerçekten böyle olduğunu göstermek istiyoruz. Bir önceki soruda kullandığımız noktaları kullanalım. Bu noktalardan geçen bir doğru elde etmiştik. Burada yerine yazınca bakalım o doğru denklemi sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Bunun başındaki örnekte A noktası 1'e 2, B noktası 3'e 4'tü. Eğer ben bunları burada yerine yazarsam oradaki sonuçta aynı çıkması gerekiyor. Çünkü bu iki denklemde, iki formülde doğru denklemini bulan bir formül. O halde başlıyorum. X birim bu, Y birim bu, X 2'm bu, Y 2'm de bu. 0 eşittir. X çarpı Y birim 2. Eksi X çarpı Y 2'm 4. 0 eşit. 2 tane x'im var buradan. 4 tane de borçlandım. Eksi 2 tane x. Biraz bakkal hesabı oldu ama yapacak bir şey yok. Bunu 2 ile sadeleştireyim. 0 eşittir. Y eksi x eksi 1. Yerlerini değiştirdim. Buldum denklem bu. Ama hemen ikna olmuyoruz. Biz matematikçiler biraz böyle sorguluyoruz. Bulduğumuz bu denklemin gerçekten bu iki noktadan geçen denklem olup olmadığını sorunun cevabı videonun başında gizli. O zaman dönüp videonun başına bakacağız. Gerçekten de videonun başında denklemin 0 eşittir y eksi x eksi 1 olduğunu görüyoruz. Demek ki biz soruyu iki farklı yöntemden doğru bir şekilde çözdük. Evet arkadaşlar, bu videoda determinant yardımıyla da doğru denklemi bulabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bonus bilgi olarak güzel bir bilgidir. En azından yüksek matematik düşünen arkadaşlarımız için kenarda köşede durması gereken bir bilgi. Ola ki vize ve finalde karşınıza çıkarsa buradan da çözebileceğinizi göstermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.